yani. Çağrı diye bir adam vardı, onu elediler, çok üzüldüm. Vallahi ya. Çağrı'yı mı? Evet ya. Çok Çağrı üzüldüm. Çağrı hangi? Yani. Ben takip ettim ben onu da. Sakallı yani, Çağrı'yı diyorsun. Yok. Evet. Senin Çağrı niye sakallı ya? Hafif böyle sakallı. İnce. İncecik adamsın. Sakalları vardı. Tamam, doğru söylüyorsun. Güzel bir şey vardı. Güzel. Bir teselli verdi, eğlendi. Evet. İşte muhteşem. O Çağrı'yla ben 1 Ocak akşamı aynı masada. Ne diyorsun? Çağrı'yı dinledim. Yani ne? Çağrı bu ülkeye gelmiş en iyi seslerden bir tanesi. Altına da imzamı basarım. Böyle de bir durumum var. Ben eyvallah, böyle hep böyle ezilmişlerin yanındayım. Evet. Kazananlarla işim olmaz. Bulurum o çocukları, otururum masaya. Ha, o yüzden Ufuk'un yanındasın. Anladım ya. Eğlendi acaba. Şimdi uyandım ya. Estağfurullah, olur mu öyle şey ya? Adam. Bu arada da Ümit'ciğim özellikle oraya oturduğunu ve... hani bir başka hareket itibariyle Simge'nin kucağına düşmeyi tasarladığını falan söyleyen bir takım şeyli adamlarım var. Ha, bana inanmazsa. Bir de bakıyor. Ya aynen, gelelim şöyle. Burada. Dikkat, düşeceksin şimdi. Dostunu, düşmanını tanı. İsmini vermiyorum. Ama seni biliyorum. Ama tamam, ben senin not... Ayıp. Böyle düşünceler çok ayıp ya. Ben de merak ettim. Şurada huzurlu bir ortam var. Hazım abi bizi paramparça etti. Hala yok, oraya düşeceğim, buraya düşeceğim. Böyle bir muamele olamaz ya. Biz başka bir kain aldın, öteki de haftalığına düşmeyin. Tamam, seni tek cümlenle oturdum. Hadi. Tamam hadi, sen kazandın. Oldum şimdi ya. Alım oradan oraya attık. Neyse, böylece fikrini almış olduk çağında. Devam edelim şöyle. Keşfedilme hikayen Nihat aslında çok komik. Yolda yürürken olmuş. Doğru mudur ya? Doğrudur. Yolda yürüyordun. Oradan geçen adamdın. Yani İstiklal Caddesi'nde bir yere gidiyordum. Tünele doğru yürürken. Orada işte Gökçe Doruk Erten diye bir kast ajansı sahibiyle tanıştık. Tamam, yürürken. Evet evet. Ya pardon dedi, ne iş yapıyorsunuz? Ben de o sıra yeni... Ya çok güzel bir şey. Benim gibi. Gerçekten böyle oldu. Yani yok, hani çok enteresan olsun diye anlattığım bir şey değil. Bir ara ben mesela mankenlerin güvenliğini yapıyorduk, özel güvenlik. O zaman da bana teklifler geliyordu ama çok sıcak bakmıyordum açıkçası mankenliğe. Gökçe çok güzel anlattı bana. İşte şöyle şöyle reklam filmlerinde olabilir veya işte video kliplerde. Sonra zaten bir hafta sonra bir klipte oynadım. Hı hı. İşte Funda Arar'ın Özledim klibinde. Kırılma da oldu zaten. Kırılma oldu, evet, çok güzel bir klip. Peki baba, sen bildiğin bodyguard mıydın ya? Evet. Ha yani birbirimize duruşlar. Sen bodyguard'ın 17 yaşında. Abi kulüpler, bu sefer kesin kaldı. Hadi nereye ya? Kesin kaldı. Neyi var bu sefer? Babacım eyvallah. Hadi abi, kendiniz ekip var davranın. Neydi de abi? Abi! Biz seninle savaşamayız. Şey yaparız. Yok, abi. Kaçırız. Abi huzuru bulsun diye neyi getirdik ya? Abi ben huzurum kaçtı. Ama ya, adam aldı ya. Aldı şimdi. Evet. Arkadaş aldım, adamın aldım. Hayranları bile sevgisini şiddetle gösteriyor. Sen biz de... ne yapalım? Ağzını burnunu kırdı adam, güzel gülüyor diye. Sen o kadar güzel gülüyorsun ki. İyidir bu. Tamam, bana oynamıyoruz hep beraber. Tatlı. Peki bir şey söyleyeceğim. 17 yaşında bir gece kulübünün evet kapısında durmaya başladım. Yani sarımsaklı da. Sert bir adam mıydın? Sert bir adam mıydım? Yani her gece giremezdi herhalde. Evet tabii canım, zaten öyle bir özel de bir taktiğimiz vardı aslında bizim. Ha, almıyorduk yani. Böyle çok kasıyorduk, çok zorluyorduk ve mekan ondan sonra daha kaliteli olmaya başladı. Kuyruklar olmaya başladı ve jandarma geliyordu hani kimlik kontrolü yapmak için. Hemen ben oradan topuk başka bir yere. Yani benim yaşım tutmuyor. 17 yaşından 18 yaşından küçüğüm ve 23 yaşından küçük. Kimse kulüplerde çalışamıyor, hı hı, o dönem. Böyle bir zorluk aslında... Güzel oldu. Güzel şeyler kattı bana. İnsanları tanımama yardımcı oldu. Hayatı... O da bir insan sarraflığı değil mi tabii orada? Tabii yani. bir bakıma öyle. Her türlüsüyle karşılaşıyorsun çünkü. Ya insanın gelirken doğru karar verip onu içeri almalı mı, almamalı mı, onun kararını kısa bir zamanda vermen gerekiyor. İçeride kavga çıkartabiliyor. Tabii bunun sonucu çok büyük şeylere mal olmuyor ama, hı-hı, yaptığımız hatalar da oluyordu tabii. Anladım. Kapıdaki insanlar hataları bir skor şeklinde verebilir misin? Şöyle söyleyeyim. Hayır, adamların en egolu halini görüyorsun bir de. Böyle geliyorlar falan tabii, onları. Ama şimdi... ego kapıdakinde de oluyor. Tabii bende de oluyordu. Oluyor. O güç sende. Ama işi zor olan sensin abi orada. Adam şimdi en manyak tabii haliyle geliyor adamlar. Girişi tabii, ayrı, çıkışı ayrı herifin. Alıyor bir de alkol malkol. Tabii, tabii. Hepsiyle adam uğraşıyor. Kolay değil. Zor, şey, zor işti ve bir stresi de bir işti. Yani genç yaşta onlarla muhatap olmak biraz olgunluk verdi açıkçası. Daha sonradan mankenlerin güvenliğini sağlamaya başladı. Evet, evet. O herhalde biraz daha makul bir iştir yani. Özel güvenlik yapmaya başladım. Hı hı. İşte yurt dışından gelen
şarkıcıların falan yakın korumalığını yapıyordum tek başıma. Hı hı. Ve böyle böyle devam etti. Sonra işte hani reklam, klip o da devam ediyordu bu sırada. Hı hı. Sonra diziye başladıktan sonra biraz para kazanmaya başladım. Hani biraz derken daha fazla. Hı hı. Gece kulübünden de iyi para kazanılıyor. Çünkü gece aleminde de, gece hayatında da İstanbul'un güzel mekanlarında çalıştık. Hı hı. Ve kapıda hayat var yani. Kapıda hayat var şey gerçekten. Gibi. Kapıda hayat var. Yalnız hayat paylaşınca güzeldi onu. Güzel. Biz Galizim abiyle biz istikafımızı alırsak ya. O da olur. Evet. Evet, sonra işte araya boksu sıkıştırdım falan. Çünkü çalıştığım insanlar Fenerbahçe boks kulübünde şampiyonlardı. Hasan abi vardı mesela. Şimdi belki izliyordur. Abi, Hasan abi saygılarımızı iletiyoruz buradan. O zamanlar işte Türkiye şampiyonlarıydı. Hep sabaha kadar böyle boks muhabbeti. İşte öyle eskifler bilmem neler hep muhabbet. Ben de tek başıma hani muhabbetten uzak kalıyordum. Sonra işte boksa başladık. Yetenekli olduğum anlaşıldı. Sonra kısa bir zamanda yol aldım. Bayağı başından senin bildiğim bir sürü şey geçmiş abi. Tabii, sen Feleğin çemberine böyle yedi kere girip çıkmışsın ya. Allah'tan da yani güzel güzel girip çıktık. Yani başımıza bu işleri yapan insanların çoğunu hani kötü ve daha elem olaylarla karşılaşabilirdik. Yok yok ya, hamurun iyiymiş demek ki abi. Aynen. Allah'a şükür evet. Aynen öyle. Hani çok bu işleri de aileme de uzun bir zaman söyleyemedim. Hani ben bodyguardlık yapıyordum. Düşünüyorlardı. Şef garson olduğumu düşünüyorlar. O da iyiymiş. O da iyiymiş. Barmenlik yaptığımı bir ara söylemiştim. O halbuki, bozar bizi demişlerdir ama. Halbuki kapıda bodyguardlık yapıyordum yani. Canın sağ olsun ya. Olsun yani. Geldiğin canın nokta. Canın sağ olsunluk bir geldiğin durum nokta yok. Hakikaten. Ne canın sağ olsun. Canın sağ olsun diyeceğim. Paranın belini kırmışsın. Ne canın sağ olsun. İşte, doğru dedi yani. Allah bölüşelim. Şükür. Hep bölüşelim de nasıl diyeceğim. Konuğumsun yani. İstenmez ki. Hayır mı? Yediğim. Fark etmedi. Suç'um senin sorularındayız. Sen peki bu mesleğe girmeden önce farklı tip meslekler yaptın. Bununla yapma. İlgili ilginç bir hikaye var mı? Olmaz mı abi? Her türlü. Anlat bize, açıl bize Mesut. Valla burada biz bizeyiz. Ortam süper, elma var. Yani anlat bakalım. Elmalar yalnız tatlandırıcılı biliyorsun. Elmalar dün akşam çok zerk ettik içine. Öyle mi? Tabii. Ondan beni çekti. Tatlandırıcılı. Evet, dekor gitti. Gördüğünüz gibi evet. Prodüksiyon gidiyor. Valla ne iş olsa yaptım abi ben de. Yani nasıl yani? Ayırt etmedim yani. Yalan söylüyorsun şu an. Niye ama motor mesela. Ama böyle işte. Gel sen buraya tamam. Evet. Ya böyle mi hissediyorsunuz kendinizi? Çok kötü ya. Böyleyse hakikaten. Simge hazır oturmuşken hemen sorayım. Millet Serdar'dan şarkı ama bu elmanın çekirdeğini böyle ağzından fışkırtın. Hocam çekirdek sizini al 2 lira fazla ver yani. Doğru aynı diyorsun şey ama yani. Ya bu sen elmayı yememişsin. Abi bir ara sen sevgililerin pijamalarını saklıyormuşsun. Saklıyor muymuşum? Yani saklamıyor. Demeyelim de hani şey mi biriktiriyormuşsun galiba. En sokağa kabusu gibi bir şey yani hani. Ya aslında. Ayrıca rozet de biriktiriyormuşsun hadi normal diğer evet, şeyleri. Evet evet rozet biriktiriyordum. Yani rozet daha edepli olduğu için bak böyle rahat rahat rozetler şöyle oldu. Direkt rozetten devam edelim boşver. Evet git. Böyle biriktirme uyum var mıdır? Yani var sadece mı rozet. Sadece rozet. Ne tip rozetler yani o. İşte yakaya takılan. Ha gençlerin o taktığı evet, şeyler cinslerden. Biraz askeri daha çok. Hava kuvvetleriyle alakalı. Ha öyle şeylerle ilgili yapıyorsun. Güzelmiş. Evet. Tamam peki. O zaman hayır yapabileceğim bir şey varsa ben şey yapayım. Tamam asıl soruya gelelim. Esas adam rolünü ya da rolünde kimi ve esas adam rolünde kimle oynamak istersin? Yani nasıl bir rol istiyorsun bundan sonra? Bundan sonra ya aslında şu anda izlediğim, takip ettiğim, beğenerek takip ettiğim bir dizi var. Behzat Ç'yi izliyorum. Gerçekten. Abi orada savcı ile Behzat'ın arasına girebilirsin. Evet tamam. Onlar bir sallanıyorlar. Onlar da olur. O dizi hani o tarz bir şey değil. Hani daha sportif yönü ağır basan bir karakter. Daha aksiyonel bir şey. Daha aksiyonel bir şey olsa benim için daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü farklı bir yönüm ve yapabileceğim kabiliyetlerim dahilinde. Yalnız aminime de yakışırsın ha. Yani o şeye o kadroya yakışırsın. İyi olur. Hani katil olabilir. Polis ama. Polis hani demek yani. İstediğim, beğenerek izlediğim bir dizi. Eyvallah. Veya böyle bir action bir dizide oynamak isterim tabii. Sağ ol Nihat Başkan ya. Vallahi inşallah böyle aksiyonel bir şey çıkar.